Bugün 28 miydi? Bugün ay 28'i. 22'sinden beri yaklaşık bugün 7. gün elektriklerimiz kesik. Bunun da sebebi hukuki bir yanı yok aslında. Kılıf uyduruyorlar ve bu şekilde de elektriğimizi kesiyorlar. Biz abone için tekrar müracaatta bulunduk fakat bizim aboneliğimizi yapmadılar. Bakın şu anda çıkan mallarımızı verdik. Tırla beraber gönderdik. Elimizdeki yapraklar ise şu anda çürümek üzere. Bunları işleyemezsek çürüyecek bunlar. Yazık. Biz günde 7 ton belki daha da fazla işleyebiliriz. Dolayısıyla 120 gün önümüzde sezon var. 120 günde 840 ton yaprak işlenebilir. Bu 840 ton yaprağın 100 ton kadarını kuru yaprak, 1200 kilosundan da defne yaprağının uçucu yağını yapabiliriz. Dolayısıyla burada büyük bir ekonomi kaybı var. 100 ton defne yaprağının ihracatçı için değeri en az 2 milyon lira. 1200 kilogram defne yaprağı uçucu yağının ise ekonomik değeri en az 500 bin lira. Toplam 2,5 milyon liralık ülke ekonomisine zarar var. Bu yaprak oluyor, işlersen ekonomiye dönüşüyor. İşlemezsen toprak oluyor, tamamen yok oluyor. Burada yönetici insanların umurlarında değil, onların tuzları kuru ve sadistçe bir yaklaşımla bize ceza vermeye kalkıyorlar. Ama aslında bize ceza vermiyorlar. Burada verilen ceza en az 600 kişilik köylüde, orman köylüsünde. Esas ceza bunların. Ondan sonra çalışan bir sürü işçiler de onlara ceza veriliyor. Ondan sonra ihracatçıya ceza veriliyor, ülke ekonomisine ceza veriliyor. Bunları anlamadan yapıyorlarsa kafaları çalışmıyor demektir. Anlayarak, anladıkları halde yapıyorlarsa bana göre bu bir hainliktir, gaddarlıktır. Bir sanayicinin canını kesiyorsunuz, siz kanını kesiyorsunuz, onu öldürüyorsunuz. Ondan sonra ne olacak? Hiçbir şey olmaz. Bakın şimdi şuraya. Bakın. Bu adamlar söz verilmiş. Onlar da kesmişler, getirmişler. Bu saatten sonra ne yapacaklar adamlar? Ne yapacaklar? Bu yaprakları kime getirecekler? Şu anda mecburen yaprakları tırlara koyup başka yere göndermek zorundayız. Aksi takdirde çürümek üzere. Her taraf defne yaprağı dolu. Yapılan iş hukuki değil. Ahlaki hiç değil. Bakın şimdi. Burada bazı yöneticiler var. Yaklaş ki. Önemli değil. Beni göstermesen de. Bazı yöneticiler var. Burada bir parsel alıyor, yapıyor, satıyor. Bir parsel daha alıyor, yapıyor, satıyor. Bir parsel daha alıyor, yapıyor. Onu nasıl satacak? Bunlara sorun yok. Yani burada gariban bir yatırımcı. Burada hasta kendisi de. Kardeşi de vefat etti çok yakın bir zamanda. O kendisi de kalp hastası. Çalışıyor. Diyor ki arkadaş ben bir sipariş aldım. Elektriğimi kesme. Ben hiç olmazsa bayramda 3 gün çalışacağım. 3 gün sonra borcumu ödeyeceğim. Adamı önce söz veriyorlar. Arkasına zart diye elektriğini kesiyorlar. Ne oldu şimdi? Hala adam elektriği yok. Suç kimde? Parasını yatırmayanlar. Değil mi? Sadece suç parası yatırmayanlar. Acaba öyle mi? İnsanlara önce vicdan olmalı. Ahlak olmalı. Ondan sonra da hukuk zaten ne vicdana ne ahlaka karşı bir şey olamaz. Eğer bir hukuk vicdana ve ahlaka karşıysa o hukuk değildir. Onun adı firavunluktur. Firavun da kanunları çıkartır, öldürür herkesi. Her şeyi yapar. Firavun bunu yapmış zamanla. Ne yapacaksınız? Siz de bunu yaparsanız siz de firavun olursunuz. Başka bir şey olmazsınız. Bakın şimdi başka bir işletme sahibi. Adam geliyor parselindeki bir telaş elektrik direğini yıkıyor. Kaç para? 3 trilyon. Ondan sonra yine 600 milyon liraya iniyor. Sonra ne yapıyorlar? Bunu yönetimden çıkartıyorlar. Başka bir yönetime alıyor. Bu sefer arkadaşın o parselindeki 600 milyon, 300 milyon lirasını bir şekilde öyle yapıyorlar, böyle yapıyor, üstleniyorlar. Ne oldu şimdi? Organize sanayideki 300 bin lira para ödeyecek. Kardeşim bunun müsebbibi, bunun suçlusu, organize eden yönetimi ise onlar ödesin. Vatandaş niye ödesin? Ses çıkaran var mı? Yok. Ses kim çıkarıyor? Sesi ben çıkartıyorum. Ben çıkarttığım için ne oluyor? Bahane arıyorlar. Senin bacağından duman tutuyor. Dumansız herhalde bir fabrikayı çalıştıramayız. Duman tutuyor. Çok da kirli duman. Dolayısıyla sana ceza yazacağız. 100 binler lira ceza yazacağız. Bunu tutuyorlar. Arsa tahsisi bir başka arkadaşta ki o da çok büyük bir hata. Ona diyor ki gel sana ceza keseceğiz. Aslında burada organize sanayide herhangi bir bacıdan dolayı arsanın tahsisi olan kişiye ceza kesilmez. Kime kesilir? Bu işletmenin sahibine kesilir. Kim yapıyorsa bunu ona kesilir. Ama niye yapıyorlar? Amaçları ne? Amaçları buranın elektriğini kesmek. Başka bir şey değil. Ne yapıyorlar? Elektriğimizi kesiyorlar. Tamam kestiler. Ne oldu şimdi? Kâr mı ettiler?
etmediler. Hukuki mi? Bunu hukuka sığdırıyorlar. Bir şekilde kılıfını uyduruyorlar. Diyor ki abonelik bunun üzerine isterse kestirir. Tamam. Biz de gittik EPDK'ya sorduk. Dediler ki tüketici, elektrik tüketici yönetmeliğinin 21. maddesi müracaat edebilirsin. Şu şekilde. Bir gün içerisinde de 22 madde bir gün içerisinde seni elektriği vermek zorundalar. Eğer sen hukuki olmayan bir şey yapmışsan o takdirde ne yapacaklar? Hukuk olmayan şey varsa gelip elektriğini kesecekler. Bunlar bunu yapıyorlar mı? Yapmıyorlar. Ve benim buraya yazı yazdığım için dahi beni tehdit ediyor. Bana yani ileride başıma gelecek herhangi bir şey varsa kesinlikle bu yönetime aittir. Can güvenliğim de olmadığını düşünüyorum. Çünkü ben burada yaşıyorum. Gelip bu yazıları sileceklerini söylüyorlar. Bina benim olduğu halde, faturası benim olduğu halde değil diyorlar. Şimdi tahsis sistemi yapılmış, bitmiş. Ondan sonra siz geliyorsunuz eşeğin aklına kabuğu sokar gibi geliyorsunuz diyorsunuz ki gel dilekçe yaz, arsa tahsisini sana yapalım. O da geliyor dilekçe yazıyor. Ondan sonra ne oluyor? Buraya ceza gelecek, elektriğini kapatır. Adam geliyor elektriği kapattın diye dilekçe yazıyor. Bunu yapan kim? O çocuk bilmiyor zaten yani. Bir genç, bir delikanlı. 22 yaşında, askerin yerine gelmiş delikanlı. Bunu yapan kim? Organizenin kendisi. Burada organize doğru dürüst yönetilmiyor. Doğru dürüst yönetilmediğini dediğimiz için de en suçlu biz oluyoruz, en kötü biz oluyoruz. Bakın şimdi, burada gerçekten 840 ton yaş yaprak ne demek biliyor musunuz? Köylünün cebine 840 bin lira para girecek demektir. Bunu engel oluyor. Bu engeli yapan bugünkü organize sanayi bölgesinin yönetimidir. Ve hukuki değildir. Onlara göre bir kılıf bulup uyduruyorlar. Hukukidir diye. Ama değildir. Ahlaki midir? Hiç değildir. Bir sürü sanayici veya ihracatçı bu işten ekmek parası kazanıyor. Ne olacak? Hiçbiri para kazanamayacak. Ülkenin ekonomisi batacak. Ekonomisine zarar verecek. Eğer bu memleketi seven birileri varsa, bu memleketin sahibi varsa lütfen benim elektriğimi bağlayın. Aksi takdirde benim için pek bir şey olmaz. Emekli maaşım var. Fabrikada yatıp kalkıyorum. Kira da vermiyorum. Yatarım kalkarım. Bir kuru soğanlı ekmek yerim. Ama o kadar köylü, o kadar insan aç kalır. Aç. Bunun sebebi kendileridir. Tabii ki bu sebepten dolayı da kendilerini hukuki olarak adli makamlara şikayet edeceğim ve mahkemeye vereceğim. Ve bunun tazminini de isteyeceğim. Bu memlekete kimse zarar veremez. Bu memleketin elektriğini, bir üreticinin elektriğini hiç kimse kesemez. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.